Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özülü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 15 Temmuz 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Bu arada bilginiz olsun saat 14.00'da maçımız var. Maç önü canlı yayını yapmayacağım arkadaşlar. Ama maç sonu canlı yayında kısa bir değerlendirme yapabiliriz. Bir de akşam saatlerinde bir video düşüncem var. Bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. UEFA Trabzonspor'un denk hesap şartına uymadığı tespit edildi diyor. Ve uzlaşma anlaşması imzalandığını belirtiyor. 2 milyon euroluk ceza kabul edildi. Bu miktarın 300 bin eurosu yani %15'i sabit ve zorunlu bir ödeme iken kalan 1.7 milyon euro yani %85 bakiyesi anlaşmadaki hedeflere uyma şartına bağlıdır diyor. Aynı zamanda UEFA Başakşehir Futbol Kulübü'ne 2022 mali yılı içinde belirlenen hedefleri tutturamadı ve 400 bin euro para cezasına çarptırıldı diyor. Konya Spor'un 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri konusunda küçük bir aşma olması sebebiyle de 100 bin euro para cezası aldığını açıklamış. Beşiktaş'ın 2022 finansal yılında tüm FFP yapılandırma anlaşması şartlarına uyduğunu açıklamış. Beşiktaş'ın gelecek sezonda izlemeye devam edeceğini söylemiş arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim Financial fair play'imiz kalmadı. İzlemeden çıktık. Ama tabii ki daha girmemek lazım. Şimdi FIFA Kadınlar Dünya Kupası bunu da belirteyim arkadaşlar. Kadınlar Dünya Kupası 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında TRT Spor'dan nakden yayınlanacakmış. Bazen çok enteresan keyifli maçlar oluyor. İzlemek isteyen arkadaşlara da tavsiye edeyim. Şimdi Beşiktaş demişken neresinden başlayayım bilmiyorum arkadaşlar. Ajax Dusan Tadiç ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kimdir Tadiç? Görseldeki arkadaş Tadiç arkadaşlar. Görseldeki arkadaş şöyle 31.100'ün önüne koyayım. Belki çekilince 31.200 olur. Şimdi Dusan Tadiç 34 yaşında bir futbolcu. Transfer market değeri 6 milyon euroya kadar düşmüş. Ancak kütür kütür topçu. Kariyerinde 758 maçı var. Sırbistanlı. 223 gol 269 asist. Kanat mevkisinde oynayan futbolcu. Şimdi Fenerbahçe kafayı Zaha'ya takmış durumda. Zaha da Zaha, Zaha da Zaha demiş durumda. Ancak Tadiç ismi hani öyle basite indirgenecek bir isim değil gibi. Bilmiyorum sizin kararınız nedir. Ama ben gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum. Şimdi transfer Market'te bir bölüm var arkadaşlar. Futbolcuya girdikten sonra orada Performans bilgilerine genel bakış kısmı var. Orada futbolcunun total bilançosu sezonlara göre bilançosu var. 2022-23 bilançosuna bakalım. Oyuncu bakın e, toplam 47 maça çıkmış. Hollanda liginde, Şampiyonlar liginde, hani kupada, Avrupa liginde, Johan Cruyff bilmem ne falan filan da 47 maç, 4.073 dakika, 13 gol, 21 asist. 13 gol 21 asist. Şimdi bu performansı aldım. Fenerbahçe'ye koydum. Bak, bu performansı aldım. Fenerbahçe'ye koydum. Teşekkür vahşet bir olay. 17 maç forvet oynamış. 16 maç sol kanat. 10 maç sağ kanat. 4 maçta 10 numara pozisyonda oynamış. Forvetken 17 maçta 7 gol 9 asist yapmış. Sol kanatken 16 maçta 5 gol 6 asist. Sağ kanatta 10 maçta 1 gol 5 asist. 10 numarada 4 maçta 1 asisti var. Böyle bir futbolcudan bahsediyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi Zaha kadar önemli bir futbolcu bence önemli. İçeride, dışarıda maç çözebilecek kalitede mi? Kalitede bir oyuncu. Abartan abartıyor diyebilenler olabilir ama şampiyonluk hamlesi sayılabilecek bir isim. Şimdi Ali Koç bize Tadiç'i alsın mı, almasın mı? Önce onu sorayım. Mesela sağ kanadında Tadiç, sol kanadında Zaha, 10 numarada Simanski, forvetinde Ceko. Bence bu kadro sana şampiyonluk vaat eden bir kadro olur. Şöyle belirteyim. Tadic Ajax'tan yıllık ne kadar net para alıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Net 1.8 milyon euro. Yıllık net 1.8 milyon euro. Beşiktaş bu transferde istekli olan takımlardan bir tanesi. 2 milyon 750 bin euroluk son teklifini iletmiş futbolcuya. Hani almak istiyoruz diye. Hocam Beşiktaş işin içindeyse Ali Koç centilmenlik yapar girmez bu topa. Ben de aynı görüşteyim ama 1.5 milyon euro da imza parası önermiş. Tadiş 4 milyon euro imza parası. 4 milyon euro da maaş istemiş. Yani Fenerbahçe'de istese, Beşiktaş'ta istese bu parayı istemiş. Futbolcudan bahsediyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ee, Eder futbolcu mu? Eder futbolcu. Biz Samat da mesela. Samat'tan bu arada bugün 14.45'te Selanik'te olmasını artık imza atmasını bekliyoruz ama yani bizden gitti Hocam iyi de niye kap yapmıyoruz? Bu arada Tadiç. Allah'a emanet ol görüşürüz. Deneyene başka bir isim koyacağım oraya. Haberin olsun. Ee, niye ben deme mecburum o ismi koymaya. Az sonra arkadaşlar görürler. Samatta demişken yani hayırlısı olsun. Alman basınına göre her tabelinin eski takımı Darmstadt 98 Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor. Serdar Dursun konusunda gidecek de desem yalan olur. Kalacak da desem yalan olur. İsmail Kartal'a göre üstü çizilen isimlerden bir tanesi. Hani gitmesine herhangi bir mahsur yok diyor. 8 oyuncunun takımdan ayrılması şeklinde bir talebi var İsmail Kartal'ın diyorlar. Kim bunlar? William Arao, Diego Rossi, Joshua King. Bu arada King konusunda arkadaşlar inşallah benim duyumum doğru çıkar ve o belirttiğim devasa teklif gelir. Joao Pedro. Pedro hala nasıl duruyor ben onu anlamıyorum yani gitmesi lazımdı çoktan. Nazım Sangare zaten malumunuz. O sayı Samuel e, teklifler olduğu için gitmeyi kafasına koyduğu için ve Gustavo Henrique hani Gustavo Henrique'nin Fenerbahçe'de kalması. Ya ben size şunu söyleyeyim. Eğer ben Mustafa Hoca'ysam sizler bana güveniyorsanız bir kardeşiniz olarak gerçekten bir kardeşiniz olarak görüyorsanız beni. Hocam ne diyorsan kabul ediyorsanız ben size bir şey söyleyeyim. Rossi bir Rossi 1. Cao Pedro 2. Nazım Sangare 3. Osay, Osay yok. Nazım Sangare 3. Gustavo Henrique 4. Atilla Salahi 5. Bu 5 isminde ben Fenerbahçe'den kesinlikle gideceğini söylüyorum. Kesinlikle gidecekler. Hocam bak son anda pürüz pürüz çıkar. Yani o son pürüz illaki her transferde çıkabilir ama ya bu 5 isminde artık yolcu olduğunu söyleyeyim. İnşallah tabii pürüz de çıkmaz. Ve e, sürpriz takımlara sürpriz şekilde gidebilirler. Evet sıradaki haberimize gelelim. Bekao. Şimdi ilk önce sosyal medyada birçok isim var. Ben tek tek isimlerini vermeyeyim. Fenerbahçeli bir yönetici Fenerbahçe'ye transfer olmayı çok isteyen, İstanbul'da kalacağı eve kadar seçen Rodrigo Bekao transferini bitirmek için İtalya'da dedi. Bu arada hatırlatmakta fayda var. İtalyan medyası Bekao'yu yalanlarken gelmeyecek derken ben burada bas bas bağırdım. Futbolcu can atıyor bize gelmek için. Atalanta'yı falan reddediyor dedim. Bunu da hatırlatırım. Zaman gelince çünkü herkes diyecek ki vallahi biz demiştik diyecek. Hatırlatırım. Şimdi Udinese ile bir ödeme planı konuşuldu. Ve son nokta konuldu arkadaşlar. 9 milyon euro artı 1 milyon euroluk opsiyonla Fenerbahçe'nin Udinese'den transfer ettiğini söyledi. Yağız Sabuncu oldu. Genellikle Yağız Sabuncuoğlu 9 artı 1 dediyse bu 6 artı 2 falan çıkar. Yani ya da 6 artı 1 falan çıkar. Bakacağız kaç çıkacağına. Ama sonradan birileri de 9 artı 1 dedi. 9 milyon euro artı 1 milyon euro diye. Hani ben e, duyumumu bu şekilde demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan futbolcuya 9 artı 1 bana göre çok fazla. Hani bu benim şahsi fikrim. Katılmak zorunda değilsiniz. 9 artı 1 bence çok fazla. Ancak e konuşacağız. Sonrasında arkadaşlar Fenerbahçe Bekao ve kulübü Udinese ile her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe resmi prosedürleri tamamlamak için Bekao'yu İstanbul'a davet etti duyumları vardı. İşlem onaylandı. Bekao Fenerbahçe'ye 10 milyon euro bonuslar dahil ve 2027'ye kadar olan bir sözleşme yıllık 1.8 milyon euro ile geldi diyor arkadaşlar duyumda. Şimdi burada şöyle bir nüans var. Şöyle bir e, ayrıntı var. Nasıl bir ayrıntı? Arkadaşlar bonservis bedeli 20 milyon euroya bir futbolcu alsanız emin olun yıllık ücreti en az 3 milyon euro olur. 4 senelik imza alsanız 20 bonservis 3 kere 3, 3, 4 kere 12 32 milyon euroya mal olur. Sözleşmesi bitmiş bir futbolcu alacak olsan. Transfer market bedeli 7, 8, 10, 15, 20 olsun fark etmez. En kötü 5 milyon euro imza parasını hazırlayın. Bir de bu çıktı çünkü. Transfer market değeri 10 ve üstü olan bir futbolcudan bahsedelim. Yaşı daha 27 olan. Bir kere 10 milyon euro imza parasını çıkın. Tamam mı? Çıkın 10 milyon euro imza parasını. İşte 5 milyon euroyu pardon. Yıllık ücrette 3, 3 kere 4, 12, 5 doğrudan 17 milyon euro. Şimdi Fenerbahçe 1.8'den 4 senedik. Yani 7.2 milyon euro buraya yaklaşık 9 milyon euro da imzaya toplam 16'ya mal edecek şekilde. Yani Bekao'nun Fenerbahçe'ye yıllık maliyeti 4 milyon euro ve daha 6 olacak şekilde. Hal böyleyken şimdi birçok arkadaşımız şunu diyordur. Ya hocam işte bir sene kalan futbolcuya verilir mi verilmez mi falan filan. Şimdi ben onu konuşacağım. Çok enteresan bir noktaya değineceğim. Önce onu belirteyim. Çok 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 tuhaf bir noktaya değineceğim. Belki aklınıza hiç gelmemiş bir noktaya değineceğim. Onu belirteyim. Niye olduğunu daha sonra anlarsınız. Şimdi Fenerbahçe BK'yı bitirdi. Udinese son teklifi kabul edildi. Oyuncuyla imzalanıldı, anlaşıldı. Şey, anlaşma tamamlandı diyor. Hemen hemen bütün duyumcular. Ve BK o hayırlı uğurlu, hayırlı uğurlu olsun diyorlar. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Ben şunu söyleyeyim. İsmail Kartal'ın hamlesine bakın. Stoper hattında duygusal, kırılgan, benim gibi yengeç burcu. Romantik Anlatabiliyor muyum? Böyle e, enteresan insanların hepsini kenara itekliyor. Çık. Bir tane hamle stoperi, bir tane denge stoperi. Kiku ve Bekao. Ve müthiş bir tandem kurdu. Bakın arkadaşlar stoperde tandem çok çok önemli. Biri birini toplayacak, biri birini toplayacak. Çok çok önemli. Anlatabiliyor muyum? İki tane agresif, yenilgiyi kabul etmeyen, rakibi kemiren, rakip forvetlerin şu maç bir bitseydi diyeceği Sipariki'yi tersten okuyacakları yani iki tane stoper. İsmail Kartal ben daha önce de söyledim size. Yenilgiyi kabul eden adam istemiyor kadroda. Haklı mı haklı? Bence ben de istemiyorum. Lan ben burada çıldırıyorum. Biz abi futbolcu efendimiz de orada çıldırsın. İrfan Can'ı niye sevmiyorsunuz? Hocam gol atamıyor atıyor. Rossi'yi niye sevmiyorsunuz? Gol atamıyor atıyor. Asist mi yapamıyor yapıyor. Dakika bazına bürürseniz arkadaşlar şu an almak istediğim mesela Tadiç kadar Dakika bazında gol asist sayısı var. Harbi söylüyorum. Dakika bazına bölerseniz o hemen hemen o kadar var. Mücadele ediyor mu? Yenilgiye hani yenilgiye isyan ediyor mu? Maçı kazanmak için hırs yapıyor mu? Yok. işte aradığımız özellik bu. Şu arkadaş, şu görseldeki arkadaş var ya. Edin Ceko diyor ki İtalya'da oynarken en zorlandığım savunma oyuncusu Bekao diyor. Bakın Edin Ceko gibi bir dünya markası bunu söylüyor. Hocam amma abarttın. Kekini de kabarttın. Bekahu İtalya'da gördüğüm en iyi stoperlerden biri. Kuvvetli bir savunmacı olduğu için ona karşı oynamak zordu. Allah'tan takım arkadaşımdı. Yoksa baş edemezdik diyor Tolga Yarslan. Aynı arkadaşı İtalyan liginden Atalanta falan da istiyor. Hepiniz aynı cümleyi söyleyeceksiniz. Hocam Juventus niye istemiyor? Elan niye istemiyor? Demek ki bir sıkıntı var. Şimdi İsmail Kartal maç kaybedince dert etmeyen futbolculardan nefret ediyor, tiksiniyor. Bakın dikkat edin yavaş yavaş değişiyor. Lan kardeşim biz Galatasaray'a 2 maçta da 3-0 yenildik. Bir savunma hattına bakar mısınız? Evlere şenlik hatta. Evlere şenlik savunma hatta. Ya Serdar Aziz'i hazırlık maçlarında izlediniz de mi? Kaçınız beğendiniz? Samet Akaydın daha oraya götürülmedi bile. Varın gerisini düşünün. Arın düşünün yani gerisini. Luan Perez. Toper mu toper değil. Geçin. Atilla Salahi. Geçin. Bak bu sene diyeceksiniz ki ulan iyi ki BKO'yu aldık. Hatta şu cümleyi kuracağınızdan adım soyadım kadar eminim diyeceksiniz ki keşke Kim Min sattığımız anda bunu alsaymışız. Tam yerini dolduracak adamdır diye. Abi stoper attı çok önemli. Rakip forvetler güle oynaya geliyordu. Bizim maçlara güle oynaya çıkıyorlardı. Şimdi iki tane sert, kemik kıran, kaybetmeye sevmeyen stoperler var. Ama hocam çok korkuyorum. Çok sert futbolcu. Çok kart görür. Sizin futbol bilginize yani hayranım. Şaşırıyorum. Bizim futbol bilginize şaşırıyorum. Lan kardeşim. Kütür kütür iki tane stoperin oldu. Kütür kütür. Bir tane de forvetin oldu. Hocam atanın iyi olacak, tutanın iyi olacak. Edincekoyu getirdin. Tutanın, sadece siz tutanı kaleci olarak mı algılıyorsunuz? Çok büyük yanılgı içindesiniz. Çok büyük. Çok yanlış içindesiniz. Tutan sadece kaleci değildir. Savunma oyuncuları da tutandır. İki tane stoperin senin canavarı gibi kütürü kütür kütürü kedi gibi olursa bak bakalım neler olacak. Bu arada Udinese Beckham'ın satışından gelecek bonservis bedelinde bir kısmını e, sanırım %18'ini eski kulübü Bahia'ya gönderecekmiş. Öyle bir olay varmış. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani Fenerbahçe iyi bir isim aldı. İyi bir savunmacı aldı. Zaha demişken ya doktor Gürkan Kubilay'ın Zahayla ilgili bir e, verisi var. O beni şaşırttı açıkçası. Diyor ki Zahayla ilgili bir uyarım var. 2022-23'e kadar ufak sakatlıkları var fakat bu sezonda üst üste yaklaşık birer ay uzak kaldığı üç dönem var. Son sakatlığı hamstring. Ondan bir önce de kasık problemi vardı. Hatta Leicester City maçını gözyaşları içinde terk etmişti Nisan başıydı diyor. İyi kontrol ettirmeli diyor. Bence bu uyarıyı çok ciddi almamız lazım. Zaten beyefendi bir öyle yapıyor, bir böyle yapıyor, bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Yani kabak tadı verdi. Artık işte paylaştığı şarkı bile bir tane şarkımın ne çıkacakmış. Şarkıcısının şarkısı mı ne çıkacakmış? Onu bile çıkıp bak şöyle oldu, böyle oldu. Geçin ya. Geçin abi. Yani ben şunu söyleyeyim. İsmail Kartal bu arada Serdar Aziz ve Samet Akaydın için gelen tekliflere göre Takımdan ayrılmaları yönünde rapor verdi diyor skorer. Ben şunu söyleyeyim Serdar Aziz de Samet Akaydın da Fenerbahçe'nin az stoperi olamazlar artık. Değiller de artık olamazlar Onların defteri kapandı. Ancak Türk kuralı diye bir kural olduğu için yedekte durabilirler. Ben size enteresan bir şey söyleyeyim mi? Çok tuhaf bir şey. Atilla Salah'ı gönderelim kabul. Luan Perez'i niye tutuyoruz? 5, 6, 7, 8 varsa Luan Perez de gitmeli aslında. Ama Luan Perez kısmen sert stoper. Kısmen sert. Yani kısmen sert. Hamleli stoper. Ama yavaş kal bir stoper. Ben onu söyleyeyim. Durum bu. Uzun lafın kısası. Bekao Fenerbahçe hayırlı olsun. Susan işte son durum bu. Aktardığım gibi. Zaha bilmiyorum kendinden soğuttu. İyi de hocam sen böyle diyordun. Kendinden soğuttu arkadaşlar. Ben gelen duyumları aktarıyorum size. Durumlar bunlar. Duyumlar bunlar arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Duyumlar bunlar. Durumlar da bunlar. İnşallah e... <laughs> beğenirsiniz. Benim aktaracaklarım bu kadar. Saat 2'de maçımız var. Maçın bitiminde canlı yayında görüşürüz. Akşam da muhtemelen toplam duyumları konuşuruz. Pekala da Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. Görüşmek üzere.